Kimlik ve kişilik sorunu üzerine 1966 yılında Bergman tarafından çekilen Persona filminde Doktor filmin başrollerinden Elizabeth Vogler'e kimlik karmaşası üzerine şunları söyler. Her ses, her kelime yalan. Her jest sahte. Her gülümseme yalnızca bir yüz hareketi. İntihar etmek? Hayır. Fazlasıyla iğrenç. İnsan yapamaz ama hareketsiz kalabilir. Susabilir. Hiç değilse o zaman yalan söylemez. Perdelerini indirip içine dönebilir. O zaman rol yapmaya gerek kalmaz. Birkaç farklı yüz taşımaya ya da sahte jestlere de. Böyle olduğuna inanır insan. Ama gördüğün gibi gerçeklik bizimle dalga geçer. Benzer sorunu işleyen ve Oğuz Atay tarafından 1970 yılında yazılan Tutunamayanlar'da ise aynı soruna karşı bakış açısı şu sözlerle ifade edilir. Hiçbir şey belli etmiyorlar. Tabii. Ben de içimden bu oyun oynadığımı belli etmiyorum onlara. Onların yüzünü takınıyorum. Öncelikle bu videodaki kimlik meselesinin daha iyi anlaşılabilmesi için bir önceki Tutunamayanlar videomuzu sağ üst köşedeki linkten izlemenizi tavsiye ederim. Bu iki yapıt az önce bahsettiğim konu üzerinden şaşırtıcı derecede benzerliklere sahiptir. Gerek işledikleri konu, gerekse konuyu işlerken kullandıkları teknik birbirine çok benzer. Bergman Persona'da yepyeni bir teknik deneyerek filmin hem başında hem de sonunda filmle alakası yokmuş gibi görünen sahnelere yer verir. Bunu izleyiciyi filme hazırlamak ve dikkat çekmek için yapar. Bu görüntülerin bazılarında kamera arkası görüntüleri de vardır. Kamera arkası görüntüleri aynı zamanda filmin görüntülerine dahil edilir. Kısacası yönetmen izlediğimizin bir film olduğunu ama basit bir film olmadığını bize ısrarla anlatır. Tutunamayanlara gelindiğinde Oğuz Atay sonun başlangıcı bölümünde elimizdeki kitabın kurgusal bir metin olduğunu ve karakterlerin de gerçek hayattan esinlenilmiş kişilerden oluşturulduğunu söyler. Bu açıdan baktığımızda iki yapıt da avantgard ve deneyseldir. Konunun özü itibariyle persona meselesi iki sanat eserinde de karşımıza çıkar. Latinceden gelen persona kavramını Türkçe'ye maske olarak çevirebiliriz. Jung bu kavramı eski Yunan tragedyalarında maske takan oyunculardan esinlenerek oluşturmuştur. Yine Jung'a göre bu kavramı toplum içinde yüklediğimiz rol olarak açıklayabiliriz. Anne, baba, işçi, arkadaş, evlat, kardeş gibi bir insanın birden fazla personasının olması olağandır. Fakat bu rollere uyum sağlayamayarak altında ezilmek de mümkündür. Zaten Jung personayı toplumla uzlaşılmış bir anlaşma olarak görür. Diğer bir tabirle persona, kişinin bireyselliğine inandırıldığı bir maskedir. Oysa ki kişi toplumun kendisine belirlediği rolü oynamaktadır. Ancak öte yandan dünyayla sağlıklı bir ilişki kurabilmek için bu rolleri dozunda oynamamız gerekir. Kişi kendini role kaptırıp yani deformasyon yaşarsa yalnızca kendisine biçilen biyografiyi yaşamaya başlar. Bu da hem kendisi hem de çevresi için olumsuz bir durum yaratır. Kimileri ise rollerini yaşamayı reddedip buna farklı tepkiler geliştirir. Tıpkı Persona filmindeki Elizabeth Vogler ve Tutunamayanlar'daki Turgut Özben gibi. Elizabeth Vogler üstünde taşıdığı eş, anne ve oyuncu olma personalarından bir anda apati sendromuna yakalanarak karşılık verir. Bir anda sessizliğe bürünür ve film boyunca birkaç kelime dışında hiç konuşmaz. Evinden ve tiyatrodan uzaklaşarak filmin diğer karakteri hemşire Alma ile beraber doktorun yazlığına yerleşirler. Turgut Özben de benzer bir yolu tercih ederek eş, baba ve mühendis personalarından kendi içine çekilerek ve kendisine Ulrich isimli bir karakter yaratarak kaçar. Aynı zamanda bu rolleri yerine getiremeyeceğine kesin kanaat getirince evini terk eder. Filmde ve kitapta iki karakterin de ötekiye ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Levinas'a göre öteki bizim kurtuluşumuzdur. Persona filminde Elizabeth Vogler bu kurtuluşu hemşire Alma'nın toyluğundan, gençliğinden ve kendisine benzeme arzusundan faydalanarak gerçekleştirir. Filmin başında bir hastayı iyileştiren konumda gördüğümüz Alma'yı filmin sonunda kendinden nefret eden ve başkasına benzemeye çalışan bir karakter olarak görüyoruz. Yönetmen bunu sessizliğin ve konuşmanın zıtlığı üzerinden vermiştir. Alma geçen birkaç yaz önce nişanlısını aldattığını ve bunun için pişmanlık duyduğunu itiraf eder. Alma buna benzer birkaç itirafta ve kendince samimi açıklamalarda bulunur. Bu durum ötekiye ihtiyaç duyan Alma'nın kötüleşmesine, Elizabeth'in ise iyileşmesine vesile olur. Tutunamayanlarda da romanın başından sonuna kadar ötekiye ihtiyaç duyduğunu fark ettiğimiz Turgut Özben'in karşısına Selim Işık ve Ulrich'in çıktığını görüyoruz. Üstüne yüklenilen rollerden kaçacak cesareti olmayan Turgut'a bu cesareti yazdığı notlarla ölü olan Selim'in ve kendi kişilik bölünmesi olan Ulrich'in tavsiyelerle verdiğini okuyoruz. Elizabeth Vogler'in eşinin filme dahil olduğu kısım filmin gerçekliğinin kesintiye uğradığı kısımdır. Çünkü bu karmaşık sekansta kişiler ve bu kişilerin sözleri, hisleri birbirine karışır. Kimin kiminle konuştuğu pek anlaşılmaz. Elizabeth'in kocası sahneye girdiği anda Alma ile karşılaşır ve onunla Elizabeth'miş gibi konuşmaya başlar. Alma kendisinin Elizabeth olmadığını söylese de bir anda
anda bu role bürünür ve adamla Elizabeth'miş gibi konuşmaya başlar. Alma'nın söylediği sözler Elizabeth'in ağzından kendi sözleridir. Zira Alma sahip olduğu ve olacağı personaların hepsinden memnundur ve bunu yaşamak ister. Fakat bir yandan da Elizabeth'e benzemek istediği için rolleri bir çatışma içerisine girer. Kendi personalarından sessizliğe bürünerek kurtulmaya çalışan Elizabeth'in bedeninden konuşmaya çalıştığı için bu çatışmanın ve karmaşanın bir anda histeriye dönüştüğünü görüyoruz. Alma bir anda ağlamaya başlar ve bunların hepsinin gerçek olmadığını, tam bir saçmalık olduğunu söyler. Ancak bizim için önemli olan kimliklerin ve kişilerin birbiri içinde erip kaybolmasıdır. Tutunamayanları okuyan herkes bilir. 76 sayfalık noktasız virgülsüz bir bölüm vardır. Bu bölümde Selim, Turgut ve Günsel'i bir sohbete tutuşurlar. Lakin sözün kime ait olduğu pek anlaşılmaz. Üçünün ve hatta anlatıcının sesi birbirine karışır. Bu karmaşanın içinde Oğuz Atay sözün gücünü kullanarak çok seslilikten tek sesliliğe doğru bir metin yazar. Fakat kimlikler birbirinin içinde kaybolur gider. Ne olduğumuzun bilgisini başkalarının bize gösterdiği tepkilerden ediniriz. Sözünden hareketle personadaki Alma'ya baktığımız vakit karşımıza Elizabeth'in sessizliğinden sıkılıp kendisiyle yüzleştiği bir şekilde çıkar. Ancak bu yüzleşme Alma'ya iyi gelmez. Güçlü olanın karşısında ezilir ve gittikçe bunalıma girer. Elizabeth ise bir gün tiyatro sahnesinde Elektra'yı canlandırırken gömüldüğü sessizliğin içinde zaman geçtikçe iyileşir. Kendisini harika ve başarılı bir oyuncu olarak gören Alma'nın ilgisinin üstünde yükselirken görürüz. Alma sık sık içindekileri Elizabeth'e anlattıkça rahatladığını söylese de Elizabeth'in doktora yazdığı bir mektubu gördüğünde aslında işlerin tam tersi olduğunu, hatta hasta olanın Elizabeth değil kendisi olduğunu fark eder. Tutunamayanlar da Turgut'u Oğuz Atay şöyle karakterize eder. Turgut Özben evli ve iki çocuk sahibi. Çocuklarının babası ve karısının kocası. Kendi olamayan biri. Kendi olamadığının farkına Turgut'ta bir mektupla varır. Daha doğrusu Selim'in bıraktığı notlarla. O artık burjuva dünyasının ona yaşatmaya çalıştığı biyografiyi yaşayamayacağını idrak etmiştir. Bu yüzden Selimleşmeye doğru adım atar. Kurtuluş bulunduğu mevcut düzenin çok dışında, uzaklarda bir yerdedir. Jung'a göre insan gerçekte olduğu şey değil, başkalarının ve kendisinin olduğunu düşündüğü şeydir. Elizabeth de, Alma da gerçekte oldukları kişiler veya şeyler değillerdir. Alma nişanlısı tarafından bir eş, toplum tarafından ise bir hemşire olarak görünmektedir ve bu rollerinden oldukça memnundur. Elizabeth ise anne olmaktan memnun değildir. Çünkü çocuğunun olmasını istememiştir. Hatta düşük yapmayı dilemiş, o da olmazsa çocuğunun ölü doğmasını istemiştir. Eş olmaktan da memnun değildir. Zira kocasının kendisinden olan beklentileri ona sığ ve yavan gelmektedir. Zaten araları da pek iyi değildir. Tiyatrodaki işinden de memnun değildir. Rol yapmaktan, maske takmaktan, boyanmaktan ve kendisini düşündüğü şey olamamaktan bıkmıştır artık. Kısacası kendinin tamam olduğunu düşünen bir ruhla içi tamamen boşalmış bir ruhun karşı karşıya olduğunu düşünebiliriz. Alma ise Elizabeth'in ruhunun çok büyük olduğunu ve kendisine bol geleceğini düşünmektedir. Çünkü kendisi de kendi dünyasının ve isteklerinin altında ne kadar küçük olduğunun farkındadır. Kabaca kendisinden daha büyük olduğunu düşündüğü ruha, yani Elizabeth'e kendisini kaptırır ve ona benzemek ister. Bergman bu arzuyu eşi benzeri olmayan bir mizansenle sahneler. Alma'yı aynı sözleri tekrar ederken iki farklı sahnede seyrederiz. Bu arada bu tekrar eden sözler Elizabeth'in sahip olduğu sözler ve hayatla ilgilidir. Sahnenin biri Elizabeth'in gözünden, diğerinde ise Alma'nın gözündendir. Alma, Elizabeth'in gözünden oyuncu, eş ve anne oluşundan bahsederken soğuk ve isteksizdir. Fakat Alma kendi gözünden bunları anlatmaya başladığında ise işin rengi değişir ve Elizabeth'in hayatını, ruhunu ve bedenini ne kadar arzuladığını fark eder. Bergman burada şok etkisi yaratacak bir çekim yaparak ayna tekniği dediğimiz bir teknikle Alma ve Elizabeth'in yüzlerini birleştirir. Böylelikle Alma çok arzuladığı Elizabeth'in bedeninde eriyip gitmiştir. Karısı kendisine yorganın kıvrımları altından kaybolmuş gibi gelen Turgut Özben de mühendis, baba ve eş personalarını oldum olası benimseyememiştir. Salon salamanjesinde karısı Nermin'in aldığı rahat koltuklarda otururken kendisini hiç rahat hissetmemiştir. Kitaplar almış okuyamamış, kıyafetler almış giyememiş, bir hayatı varmış yaşayamamış gibi hissetmektedir. Turgut kendi eviyle ilgili bir iç konuşmasında şöyle der. Bize çok uğramadın evlendikten sonra. Size mi? Siz kimsiniz? Ben. Nermin, çocuklar, ben sizi bilmiyorum, seni tanımıyorum. Evinize alışamadım herhalde, eşyalarınıza alışamadım, yadırgadım onları. Evine, çocuklarına, karısına bir türlü alışamayan Turgut personalarının altında ezildikçe ezilir. Hayatına giren bir intihar ve bölünmüş kişilik onun kurtarıcısı olur. Selim'in sözleri ve Ulrich'in tavsiyeleri Turgut'a rehberlik eder. Hayatı boyunca burjuva dünyasının yumuşaklığında yaşayan ve etrafına korunaklı bir duvar çeken Turgut'un artık bu duvarı yıkıp geçmesinin zamanı gelmiştir. Çünkü bir is gibi üstüne çöken yabancılaşmıştır.
uzlaşma Turgut'la arasına bir sis gibi çökmüştür. Önünü göremez, etrafındakileri tanıyamaz durumdadır ve sesini kimseye duyuramayacağı bir karanlığın içindedir. Turgut için seçmekten ziyade yaşamak zorunda olduğu bir eylem vardır: gitmek. Bütün personalarından ayrılan ve gittiği yerden bir daha geri dönmeyecek olan Turgut'u Oğuz Atay şu sözleriyle evinden ayırır. Turgut onu son defa öperek yavaşça arkasına döndü. "Artık sarılarak yatamam oldum. Yüzü koyun yatarak ellerini çarşafa bastırdı. Eşyalarımızı hazırlamadık. Gidiyoruz."